Merhaba canlar. 29. soru sembollerin her biri toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işaretlerini temsil ediyormuş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi kare, yıldız hangisi gelebilir? Birinci çizgisine baktığımız zaman 1 eksi sin kare x neye eşit aslında? Cos kare x'e eşit. Cos kare x'den cos kare x'i çıkarırsam 0 olur. O zaman bu üçgen işaretim eksiymiş. Tamam. 1 artı tan kare x ile cos kare x'i bir işleme sokmuşum. Toplama, çıkarma, çıkarmaya kullandık gerçi. Toplama, bölme bir şey yapmışım. 1 elde etmişim. Hadi bakalım bunu bir açalım. 1 artı sinüs sin kare bölü cos kare dedim. Çarpı cos kare gibi düşünelim. Çarptım içeri cos kare. Çarptım içeri cos kareler birbirine götürdü. Cos kare artı sin kare ne gelir? 1 gelir. 1'e eşitmiş. O zaman bu çarpma işareti. Şimdi zaten şıklara bakarsam eksi çarpma hangi iki şık kaldı? Şu iki şıkka kadar eledim. Sonra 1 eksi cos kare, kosekant kare. 1 eksi kosekant kare ne demek? 1 eksi 1 bölü sinüs kare. Sonra kotanjant kare. Kotanjant kare ne demek? Cos bölü kosinüs kare bölü sinüs kare demek. Tamam. Şurası 1 eksi 1 dışarıda paydanın dışında. Oy düzenleyelim. 1 eksi eksi yanlış yaptık. 1 eksi 1 var burada. Tamam. Şimdi ne işlemi yapmam lazım? Burada neleri kullandık? Çarpmayı çıkarma işlemi kullandık. Ya toplama işlemi olacak ya da bölme işlemi olacak. Şimdi toplama ya da bölme. Bakalım toplama olsun. Bunun ikisini toplasak ne olur? Şimdi sin kareler burada ortak. Cos kare eksi 1 ne yapar? Sin kare yapar. Sin kareden sin kareyi böldüm. 1 gelir. 1'den 1 çıkardım. 0 gelir. Doğru. O zaman burası ne seçmiştik? Toplama işlemi seçmiştik. Cevabımız C seçeneğiymiş. Şimdi 30. soru. Aşağıdaki O merkezi çeyrek birim çember verilmiştir diyor. OAB üçgeni. OAB üçgeninin alanı ne kadardır? Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burası teğet geldiğim için 90 derece. Alfa, beta, 90, beta, 90, alfa. Şimdi şu üçgene bir baksak nereler bir? Burası bir birim kadar, burası bir birim kadar, şurası da bir birim kadar. Şu biri kullanarak ben buraya ne ismi verebilirim arkadaşlar? Buraya tanjant alfa diyebilir miyim? Bir de deneyelim. Tanjant alfa. Karşı bölü komşu ne demek? Yani A desek buraya mesela. Karşı bölü komşu. Bu neyi verecek? Evet burası tanjant alfaymış. Şimdi bu üçgene geçtim. Burada alfa. Komşusuna şuraya ne isim verebilirim? Kotanjant alfa. Çünkü karşısı 1. Bu 1'i kullanarak buraya kotanjant alfa, buraya tanjant alfa dedim. Doğru nasıl doğru teyit ederiz? Öklit yaparak yine teyit edebiliriz. Şimdi alanı soruyor ya. Taban çarpı yükseklik bize alanı vermeyecek mi? Ne demek o? Tanjant alfa çarpı tanjant alfa artı kotanjant alfa bölü 2. Taban bu. Çarpı yükseklik de var. Çarpı yükseklik 1 bölü 2. Şimdi payda eşitledim. Sinüs alfa ondan sonra bölü kosinüs alfa artı kosinüs alfa bölü sinüs alfa. Bakın payda eşitledim. Sin kare kos kare geldi. Yukarısına geldi 1 geldi. Şimdi yukarısına geldi 1 geldi. Aşağısına geldi kosinüs alfa çarpı sinüs alfa mı geldi? Şimdi yanlış mı yaptık acaba? Tanjant alfa kosinüs bölü sinüs. Payda eşitledim. Aa çok güzel. Pardon. Çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. 1 bölü kosinüs alfa çarpı sinüs alfa. Şimdi bu neyi verir arkadaşlar bize? 2 ile çarpsak 2'ye bölsek burayı. Aşağısı ne verdi? 2 tane sinüs 2 alfa mı verdi? Pardon. İkisi yok artık. Sinüs 2 alfa. Şimdi burada bölü 2 mi vardı? Bu bölü 2'ler de birbirini sadeleştirdi. O zaman burası 1 mi geldi? Burası da 1 geldi. Ben bu bölü 2, şurada bölü 2 var. Burasını 1 yaptım. Sadeleştirmiş oldum. Yani ne geldi arkadaşlar sorumuz? Şurada 1 bölü sinüs 2 alfa geldi. 1 bölü sinüs 2 alfa ne demek? Kosekant 2 alfa demek. Olduğuna göre sinüs A artı B ifadesinin değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi her tarafın karesini alsak ve bunun karesini alsak. Sin kare ondan sonra sin A kare artı kos A kare ve taraf tarafı toplasak. Sin kare sin A kare artı kos A kare nedir? 1 artı. Kos B kare artı sin B kare nedir? 1 artı. Şimdi birinci ile ikinci çarpımın iki katı var ya. 2 sinüs A çarpı kosinüs B. Artı 2 tane sinüs B çarpı kosinüs A. Benim ihtiyacım olan sanki burada öyle bir şey zaten. Artı eşittir bunun karesi. 1 bölü kök 2'nin karesi 1 bölü 2 mi yapar? 1 bölü 2. Artı kök 3'ün karesi 3'müş. Şimdi şuraları bir düzenleyecek olursak sinüs A artı B'yi sormuş. Onu da bir açalım. Sinüs A çarpı kosinüs B artı sinüs B çarpı kosinüs A. Bakalım sinüs A çarpı kosinüs B. Sinüs A çarpı kosinüs B. Sinüs B çarpı kosinüs A. Evet bunlar var. Benden şunu şu kısmı istiyor. Yani 1 daha topladım. 2 karşıya attım. Burası 1 yaptı. Şunları bir sadeleştirelim.
Bunları paydaş desek 2 kere 1 2, 3 bölü 2 burası. Her tarafı bir daha 2'ye böldüm. Yani bizden istenilen sinüs A artı B eşittir. Ne bulmuştuk buraya? 3 bölü 2 bölü 2. Ters çevirdim. 3 bölü 4 mi yapar? 3 bölü 4'müş. Cevabımız E seçeneği. 32. soru. ABC üçgeni biçimindeki kağıt D boyunca katlandığı C noktası şekil 2'deki C üssü noktasına geliyormuş. Karşılık geliyor. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Arkadaşlar burası ağırlık merkezi burada bir yerdeyse. Şimdi buradan geçiyordum. 2K'ya K parçalıyor ya. Burası 2K'ya K diye derim o zaman. Şimdi buraya tekrar getirdim. Burası da K, burası da K yaptı. Tamam. AF'nin BF yorumunu sormuş. AF'nin BF yorumunu sormuş. Bakın buraya A kadar dersem burası 2A. Burası 2A ise burası 3A. 3A'dan A'yı çıkardım. Burası 2A'ymış arkadaşlar. AF'yi buldum 2A. BF'yi bulalım. Bursa Fransa. O da A kadar. 2'nin 1 oranı. 2 kadarmış. Şimdi X ne kadardır diye soruyor. Düzgün bir altıgen verilmiş. Tamam. Şimdi 4 verilmiş. Bir de şurada bir oran var. FK bir kenar 4 birim. Şurası 4 birim kadarsa. FK'yı kök 3 katı kadar diyebilirim. AB'de ne kadar? 4 kadar. O zaman burası 4 kök 3 yaptım arkadaşlar. Ben şunu da çekmek istiyorum. Bu da 4 kök 3. Şimdi şurası 30 derece. 30, 15 daha 45. Bir ikizkenar üçgen var. Burası da 45 derece değil mi? 45'in karşısı 45'in karşısı. Burası 90 geldi. Harika. Bizden KD'yi istiyor arkadaşlar. DK, KD fark etmez. 4 kök 3, 4 kök 3 kök 2 katı. 4 kök 6. Denizli. 6 santimetre olduğu ve 6 kök 3 santimetre olduğu bilindiğine göre diyor. X kaç santimetredir? Döndürme saat yönünde 60 derece döndürülmüş. Şu dikdörtgen elde edilmiş. Şimdi 1 derece dönürse şuraya 1 derece diyecektik. 60 derece dönürse burası 60 derece. Buraya 30 kaldı, burası 60 yaptı. Devam. Şimdi biz bu x'i bulmaya çalışıyoruz. Burada 30, 60, 90 üçgenini gördük. Hemen 30'u yerleştirdim, 60'ı yerleştirdim. Şu bildiğim kenar 6. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı ne olur? Şu uzunluk arkadaşlar. 6 kök 3 bölü 3 mü yapar? Yani 2 kök 3'müş burası. 90'ın karşısı 4 kök 3'müş. Şimdi tamamı 6 kök 3 olduğuna göre 4 kök 3 çıkardım. Şu uzunluk 2 kök 3'müş. Buradan bir tane daha dikindirelim. İndirdim dike. Terse indirdim. Sığmayacak çünkü oraya. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Şimdi burası 60 ise burası 60, burası 30. 90'ın karşısı 2 kök 3, 30'un karşısı kök 3 kadar. 60'ın karşısı ne yapar? Bir kök 3 daha çarptım. 3 kadar. Bakın o üçgeni şuraya çıkaralım. Çok güzel. Bitti artık bu soru. 3. Ondan sonra 3 kök 3. Şu x'i soruyor. 3 kök 3'ün karesi 27. 3'ün karesi 9. 27, 9 daha 36. 36'nın kare kökü 6. CD üssü kaç santimetre demiş. Arkadaşlar bunu koparıyor, buraya getirip yapıştırılıyor. Şimdi bakın C'den şuradan şuraya birleştirirsem bu yarı çapmış. Bu da yarı çaptır. Benden istediği şey çarpmış aslında. O zaman ben buraya bir A desem. Bakın bu 4 birimse burası 4 birim. Getirip kopardığı yerde 4 birim ya. Burası da A birim yaptı. Şimdi şurası da A birim yaptı. Harika. Yarı çapın ne kadar benim söyler misiniz? Bakın A artı 4 kadar. A artı 4 kadar. Bitti. Buradan bir bulabiliriz. Pisagor var orada. A'nın karesi artı 2 kök 6'nın karesi. 2 2 4, 6 kere 4, 24. Artı, pardon eşittir. A artı 4'ün karesi. A kare artı, pardon 8 tane A artı 16. A kareler nanay. 16'yı karşıya attım. 8 eşittir. 8 tane A ise A'yı 1 bulduk. A 1'miş. C, D üssü. Neredesin C, D üssü? Onu soruyor zaten. Yarı çapı soruyordu. C, A 1 olduğuna göre 5. 5 daha 10 birimmiş çapımız. 36. soruda 2 kök 3 santimetre olan O merkezli yarıçapı 2 kök 3 santimetreymiş. Bir karton veriliyor. Alıyor bu kartonu. Nasıl katlıyor arkadaşlar? Şunu böyle getirip katlıyor. O zaman bu uzunluk bu uzunluğa eşitmiş. Sarı boyalı bölgenin alanı kaç santimetredir diye sormuş. Şuradaki alanı soruyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda ÖSYM bunları seviyor demiştik. Bunlar birbirlerine eşitse. Yani burası kök 3, burası kök 3 kadar yarıçap ya. Şunu şöyle birleştirelim bakın. Tamam. Bu nedir? Yarıçap değil midir? Burası da 2 kök 3. Bakın şurası da kök 3 olduğuna göre 30-60-90 üçgeni var. Neresi 30? Hemen şurası 30 derece. Burası 90, burası 60 derece. Bakın ben şuradaki şu pasta dilimin alanını bulabilirim. Nasıl bulacağım? 60 derecelik bir pasta dilimi gibi düşünün. Şöyle bir pasta dilim var. 1 bölü 6 çarpı, 1 bölü 6 çarpı, pi çarpı r kare. R kaç? 2 kök 3'ün karesi. 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. Buradan ne geldi arkadaşlar? 2 pi geldi. Şimdi bunun tamamı 2 pi kadarmış. Ben bu üçgenin alanını çıkarmam lazım. Eksi. Şuraya kök 3 demiştik, buraya 3 demiştik. 3 çarpı kök 3 bölü 2. Yani 3 kök 3 bölü 2. Bunu çıkaracağım. Bu nedir? Burasıdır arkadaşlar. Şurayı bulduk. Bakın bu A kadarlık bir alan diyelim. Burası demeyelim de A kadarlık bir alanı katladım. Burası da mı A kadarlık bir alan? Şöyle geri açsam bakın. Burası da A kadarlık bir alan. Bir pastanın 4'te 1'inden, bu pastanın 4'te 1'inden bu 2A'yı çıkarmam lazım. Yani benim bunu 2 ile çarpacağım.
Bunu 2 ile çarpacağım. Bu pastanın alanından çıkaracağım. Bu çeyrek pastanın alanından çıkaracağım. Pi çarpı re kare 12 pi bölü 4'ten neyi çıkaracağım? Şunun 2 katını. Yani 4 pi eksi 3 kök 3'ü çıkaracağım. Şöyle parantezi koymazsam yanlış yapabilirim. Burası 3 pi yaptı. 3 pi'den eksi 4 pi'yi çıkardım. Eksi pi. Burası eksi ile eksinin çarpımı artı yaptı. Artı 3 kök 3. 3 kök 3 eksi pi'ymiş. Hangi şıkta var? C şıkkında var. D doğrusu y ekseninde kesin noktanın ordinatı ne kadardır diye sormuş. 1 birim veriliyor, 3 birim veriliyor. Şimdi arkadaşlar burası 3 birim, burası 1 birim. Şu uzunluk da 3 birim. Tamam, bakın bu noktayı bulduk. 3'e 3 noktası. Şimdi şu uzunluk ne kadar? 1 birim burası, 1 birim buradan çıktı, 3 birim. Bu uzunluk ne kadar? 4 birim. Bakın karşı bölü komşu. Doğru mu? Pardon, şurası 3 arkadaşlar. Şurası 4. Aman ha. Bunun oraya kadar evet çizdiğim yer doğru. Ama devamına ihtiyacım var. Çünkü eğim bulmam lazım ya. Karşı bölü komşu 3 bölü 4. Sağa yatık olduğu için eğim aynı zamanda pozitif. Eğimimiz 3 bölü 4'müş. Eşittir. Y eksi y 0 yani 3 bölü x eksi x 0 yani 3. Yapalım işlem dışarı çarpımını. 3x eksi 9 eşittir. 4y eksi 12. Y ekseni kestiği noktanın ordinatını soruyor. Yani x'e 0 verdim istemiş. X'e 0 verdim. 12 karşı yaptım 3 eşittir. 4 tane y ise y'yi 3 bölü 4 olarak buluruz. 38'in soru. Şekil 1'de taban yarıçap 1 birim, yüksekliği 2 birim olan diktanesel koni biçim bir demir bloklar eritilerek. Bakın şunlardan eritiliyor, bundan bir tane yapılıyor. Kaç tane diktanesel koni eritilerek bir tane silindir elde edilir? Bu silindirin hacmini bulalım. Yani taban alanı 2 kere 2 4. 4 pi çarpı 5 yani 20 pi. 20 pi'yi ben neye bölersem şuna böleceğim. Kaç tane olduğunu bulmayacak mıyım? Çok basit. Bunun hacmini biz nasıl buluruz? Taban alanı çarpı yükseklik bölüş değil mi? Pi çarpı re kare pi çarpı yükseklik 2 pi. 2 pi bölü 3. 2 pi bölü 3'müş. Düzenlersek 20 pi çarpı 3 bölü 2 pi. Pi'ler nanay, 2'ler nanay. 10 kaldı. 10'la 3'ü çarptım. 30 tane şundan lazımmış bir silindir elde etmek için. 39. soru. Güzel bir soru. Dik koordinat üzerinde verilen ABC üçgenin B köşesinin etrafına saat yönü tersi yerinde 90 derece dönülüyor. Daha sonra elde edilen üçgenin orijine göre simetriği alınıyor. Buna göre bu işlem sonucunda elde edilen üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları. Arkadaşlar bizden istediği şey ne aslında? Ağırlık merkezinin koordinatlar toplamı. O zaman ben bu üçgenin ağırlık merkezini bulsam, bu dediği işlemleri öyle yapsam çok güzel olmaz mı? Hadi yapalım. Burası 2'ye 3 birimmiş. X'i 5, Y'si 3 birimmiş. Burası x'i 5, y'si 6. Ağırlık merkezini nasıl bölüyorduk? X'leri topla 3'e böl. 5, 5 daha 10, 2 daha 12, 3'e böldüm 4'müş. Ağırlık merkezinin koordinatları 4'e. 6, 3 daha 9, 3 daha 12, 2'ye böldüm 4. 4'e 4 noktasıymış. Şimdi 90 derece saat yönünün tersine. Saat yönü şöyle gözüküyor mu? Saat yönü bu şekilde. Saat yönünün tersi. Yani şu yönde ilerleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezi burada bir yerdeyse neye göre simetrini almamız istemiş? B'ye göre. Hiç formüle ezberlememize gerek yok. Şurada bir yerdeyse 90 derece ilerlememi istiyor ya. Buraya bir yere mi geleceğim? Şurası 90 derece. Tamam. Şimdi şunu birleştirdim bakın. 4'e 4 noktasıydı burası. Şu 2, 3'ü bir silsem hiç sorun olmaz herhalde. 4'e 4 noktası. Şu bu uzunluğu bulacağım bakın. Burası ne kadar? Tamam 4'e 4 ise şu uzunluk 1 birim. Bu uzunluk ne kadar? 2 birim mi yaptı? 4'e 4 ya. 4'ten 2 çıkardım 2. Ondan sonra 4'e 4 ya. 3 çıkardım 1. Şu uzunluğu buldum bakın. Tamam. Ondan sonra benim buradaki koordinata ihtiyacım var. Buradaki koordinatı nasıl bulurum? Buradan da indirdim. Tamam. Bu iki üçgen birbirine eş üçgenler değil mi? Aynı hipotenüsleri görüyor. O zaman burası nokta kadarsa taşıdığım taş şurası nokta kadar. Noktanın karesi 1. Çizginin karesi bakın burası da çizgi dersek çizginin karesi de 2 birim. Şimdi bunun koordinatlarını bulalım. Ona da B diyelim mesela. Ne diyelim? X diyelim. Hani B ile falan karışmasın. B noktası var orada. X noktasının koordinatlarını bulalım. Dördürdüğümüz hali. Şimdi x'i ne kadar? 1 birim geri geldim. 1 birim oldu. Y'si ne kadar? 1 burada. 2 burada. 2'den 1 çıkardım. 1 birim. 1 birim yani yukarı çıkmışım 4'ten. 5 mi yaptı arkadaşlar? Harika. Daha sonra elde edilen üçgen orijine göre simetrik alınıyor. Orijine göre simetriğinde şöyle almaz mıyız? Burada bir yerde değil mi? Onu da nasıl yapacağım? X ile y'nin yerini değiştir. Eksi ile çarp. X ile y'nin yerini değiştir. Eksi 5'e. X üstü diyelim ona da. Eksi 1. Topla bunları. Eksi 6. 40. soru dik koordinat düzleminde A ve B merkez çemberler birbirine K noktasında teğettir demiş. A merkez çemberinin denklemi aşağı yukarıdan hangisidir? Hadi yapalım. Şimdi bir de şunu veriyor arkadaşlar. 1'e 8. Bakın x koordinatı B'nin 1'miş. Yani yarıçapı bunun 1'miş. Tamam devam. Şöyle birleştirdim. 1 vardı. Bunun yarıçapına kadar geldim. Buradan aşağı gittim 90 derece. Sonra burası yarıçap.
Şimdi onu şuraya çıkaracağım. Orada bir yamuk var. Çok güzel bir yamuk var. O yamuğu şuraya çıkaracağım. Şöyle bir uzunluk var. Bu uzunluğu biliyorum aslında ben. 8 birim. Şurada bir yarıçap var. Biraz daha büyük çizelim. Şurada bir yarıçap var. Şöyle bir yarıçap var. Sonra şöyle gittim değil mi? Sonra şöyle bir aşağı ineceğim. Tamam. Burası 8 birim arkadaşlar. Şuradaki 8 birim burası. Burası 1 birim. Burası 1 birim. 1 artı yarıçap diyelim. 1 artı R diyelim buraya. R artı 1. Burası da R kadar. Burası da R kadar. Harika. Şimdi bunlar 90 derece. Ne yapabilirim? Hemen şuradan bir 90'ı çektim. Tamam. Şurada bir yamuk elde ettim. Dik bir yamuk daha elde ettim. Şimdi burası R kadarsa burası da R kadar. Sen git 8 eksi R gelsin. Sonra şunu da indirelim şöyle. Çok güzel oldu. Müthiş oldu. 8 eksi R burasıysa şuraya yazalım ki 8 eksi R karışmasın. R buradaydı. Burası R. 1 çıkardım. Burası da R eksi 1 çıktı. Bakın Pisagor'u var. Yapalım Pisagor'u ya da hissedelim. 3, 4, 5 üçgen olma ihtimali ne kadar? Çok yüksek. R'ye 4 versek burası 1'di arkadaşlar. 1, 4 daha 5. 4'ten 1 çıkardım 3. 8'den 4 çıkardım 4. 3, 4, 5 üçgeni çıktı. R 4'müş o zaman. Yarıçapı 4 ise bakın x ekseni ve y eksenine teğet bunlar. X eksi 4'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. 16 olacak bu çemberin denklemi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.